Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim öncesi vaatlerinden biri olan Didim Turgut Reis Bodorum deniz otobüsü seferlerinin ardından, ikinci olarak Marmaris Fethiye deniz otobüsü seferleri Marmaris Limanı'nda düzenlenen törenle başladı. Yolculuk sırasında M Türk TV kanalına özel açıklamalarda bulunan Başkan Aras röportajında şu ifadelere yer verdi. Dün Didim Bodrum hattı açıldı. Bugün de Fethiye Marmaris bu atağındayız. Neler söyleyeceksiniz? 1 Temmuz Kabataj Bayramı öncelikle kutlu olsun ve 1 Temmuz'da bu anmayı böyle anlamlı bir projeyle hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum. Bütün ekibime çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte de Didim Bodrum seferleri başlattık. O da dün itibariyle oldu. O yüzden yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde birlikte olmak, birlikte proje üretmek çok önemliydi. Sayın Genel Başkanımız da dün bize katıldı. Didim'den beraberce e, önce işte Bodrum'a geldik. Orada da karşılandık. Bence e, 1480 kilometrelik Muğla kıyılarının artık denizden de birbirine bağlanması lazım, elzemdi. Ve biz bunu başlatmanın gurur içerisindeyiz şu anda. Bugün tarihi bir gün. Tarihe evet. not düş, düşmek istersek neler söyleyeceğiz? Şöyle söyleyelim tabii ki e, öncelikle bir kere İstiklal Savaşı'mızı isterseniz bir vurgulayalım. Çünkü İstiklal Savaşı'mız bizim sadece karadaki değil denizdeki ve havadaki egemenliğimiz açısından da çok önemliydi. Evet, İstiklal Savaşı'mızla kara egemenliğimizi kazandık, misak milli sınırlarımızı düşman işgalinden kurtarmıştık, bağımsızlığımızı orada kazandık. Ancak denizlerde de bağımsızlığımızı kazanmamız gerekiyordu. Çünkü Osmanlı döneminde son döneminde verilen kapitülasyonlar Osmanlı denizlerinde ticareti tamamen yabancıların eline bırakmıştı. Ama Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Genç Türkiye Cumhuriyeti kendi karasularında bu ticareti yapmak için ilk önce İstiklal Savaşı'nı kazandı, arkasından Lozan'da e, kabotajı Lozan'ın maddeleri arasına soktu. İsmet'in önünün o Lozan'daki mücadelesini hepimiz biliyoruz. Tabi bunun öncesinde İzmir İktisat Kongresi var. İzmir İktisat Kongresi'nde e, atamız özellikle kabotajı da İktisat Kongresinin yine e, maddelerinden biri olarak oraya dahil ediyor. Oradan gelen daha sonra Lozan'da tabii ki e, oraya giriyor ve Montrö'nün de aslına bakarsanız Boğazlar Sözleşmesi'nin de Montrö'nün de altyapısını hazırlayan çalışmalar bunlar. Yani biz Boğazlardaki egemenliğimiz de aslına bakarsanız yine bu kabotajla da bağlantılı olarak kazanmış bulunuyoruz. Ve e, günümüzde artık Türk denizlerinde Türk bayraklı ticaret gemileri yine e, muharip gemiler ve diğer e, özel bütün e, turizmle ilgili, denizcilikle ilgili bütün faaliyetler artık Türk bayrağı adı altında çok rahat bir şekilde yapılıyor. Daha önceden bu böyle değildi. O yüzden bugün çok önemli bir gün. Yani tarihe not düşmek derken böyle düşmek lazım. Eğer bu günleri anmak istiyorsak biz hamasi söylemlerle veya işte e, eğlencelerle değil, gerçekten de atamızın bize gösterdiği doğrultuda e, bizi geliştirecek projelerle bugünleri anmak durumundayız. bu 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda işte böyle güzel bir ortamda konforlu bir seyahati Muğla'da iktidas etmek, bunu daha sonra diğer illere de yine sirayet ettirmek, aktarmak bizim artık misyonumuz oldu. Bundan sonra böyle olacak. Ama şunu da hatırlatmak isterim. Keşke şu 1 Temmuz'da hükümetimiz de Denizcilik Bakanlığı'nı kursaydı. Bak ne kadar önemli. Üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu topraklarında denizcilik bakanlığımız yok. Hep işte Ulaştırma Bakanlığı altında bir müsteşarlık olarak, genel müdürlük olarak devam etti gitti. Halbuki ne kadar önemli deniz ticaretimiz bizim. Denizlerdeki hakimiyetimiz o kadar önemli. Mavi vatan diyoruz son dönemde biliyorsunuz. Aynı zamanda tabii stratejik açıdan da çok çok önemli denizlerimiz. Son dönemde bölgesel problemlere baktığınızda aslında bizi kendi kıyılarımıza hapsetmek istiyor. Bütün yine bu yapılan çalışmalar veya işte emperyalist devletlerin yaklaşımları Kıbrıs'ta öyle Ege'de öyle kendi kıyılarımıza hapsolmuş bir denizcilik bizden bekliyorlar ama biz buna izin vermeyeceğiz. Biz ne kadar çok denizde faaliyet gösterirsek, gençlerimizi, çocuklarımızı ne kadar çok denizle buluşturabilirsek, çünkü deniz demek ufuk demektir. Ufku açılır. Deniz kültürü farklı bir kültürdür. O yüzden biz bunu başarmak için çalışacağız. Sadece bir sefer değil aslında. İşin maksadı çok daha fazla. Peki başkanım bir müjde daha verdiniz az önce konuşmanızı yaparken. E, o da e, araç taşıyacak Tabii bir ki. feribot. Onda da bir değinebiliriz miyiz? Tabii o da Marmaris, Çamlı, 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 Gökova Çamlı ve Bodrum arasında arabalı feribot seferleri. Hı hı. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü o bölgeden gelen vatandaşlarımızın düşünün e, Milas, Yatağan, e, ondan sonra işte Bayır, Menteşe oradan e, nerelere geldiğini ama çok güzel bir deniz yolculuğuyla çok rahat bir şekilde nasıl Datça'ya gidiyorsa Marmaris Çamlıya da denizden gelebilir araçlı feribotlar. Şimdi bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bunu da devreye sokacağız. En yakın zamanda ki bu çok daha hızlı olacak. E, Güllük i̇yasos arasında sefer başlatacağız. Çünkü orası da çok aktif kullanılan bir yer özellikle kültür balıkçılığında yoğun olduğu bölge biliyorsunuz. O bölge çok aktif kullanılıyor. Oraya da yine belki bu kadar büyük değil ama nispeten daha küçük çaplı bir taşımacılığı orada da başlatacağız. Yani her bölgede bunu yapmak istiyoruz. Şimdi başkanım çok kısa süre oldu seçileli ama evet. Muğla'ya çok özel dokunuşlar yaptınız. Bunlarla ilgili ne söyleyeceğim? Yani özellikle ulaşım konusunda evet hem öğrencilerimizin 60-65 yaş arasındaki emeklilerimizin, öğretmenlerimizin bazı imkanlarla, daha iyi imkanlarla taşınması açısından ulaşımda çok önemli atılımlar yaptık. Yine e, uluslararası ilişkiler, yani Muğla'nın kent kimliğinin bütün dünya tarafından tanınması için de çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Ben buraya gelmeden önce Samos'ta bir toplantıya katıldım bundan iki gün önce. Samos'taki toplantı e, dünya siyasetini, politiğini yönlendiren bir toplantıydı. Çok önemli e, siyaset adamları ...dünyanın her yerinden oraya katılıyordu. Ben de katıldım, bir konuşma yaptım ve... ...önümüzdeki sene... ...bu toplantıyı... ...Mula'da yapmayı... ...teklif ettim. Ve inanılmaz kabul gördü. Ee, ve şimdi... ...önümüzdeki sene... ...bu... E, ...uluslararası toplantıyı... ...21.si yapılacak artık. Onu... E, ...Mula'ya alıyoruz. Bizim Mula'nın... Mula e, ...uluslararası anlamda... ...potansiyelini göstermesini... ...istiyoruz, tanıtılmasını istiyoruz. Ama bunu kültürüyle, tarihiyle, doğasıyla, gastronomisiyle, her şeyiyle korumacı, kollayıcı bir anlayışla yapmak istiyoruz. Turizm bacası sanayi, turizm bölgemizin ana sektörüdür. Turizmi destekleyecek her türlü yaklaşıma varız ama aynı zamanda ben bunu yaparken tabii ki bölgesel barışı da çok önemsiyorum. Bölgesel barış bizim nefesimiz gibi. Görüyorsunuz dünyanın birçok yerinde savaşlar var, kitlesel göçler var. Ve biz tam bunun ortasındayız, ateşin ortasındayız. O yüzden çevremizle iyi ilişkiler kurmak zorundayız. Ee, düşünün, hemen karşımızdaki komşu adalarımızla, Yunanistan'la veya Akdeniz'in diğer ülkeleriyle bu barış ortamını yaratmak zorundayız. Bu, yerelde bizlerin misyonudur. Ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde e, iç siyaseti de zaman zaman öncelikleyerek farklı mesajlar verilebiliyor, düşmanlıklar körüklenebiliyor ama bizler yerel yöneticiler ve halkın eliyle seçtiği, birebir en yakın olduğu temsilciler olarak barışı beslemek zorundayız. Çünkü savaşın hiç kimseye faydası yok. Çocuklarımızın, geleceğimizin yok olması bizi bize hiçbir şey kazandırmaz. O yüzden biz barışı destek, barışı beslemek zorun, zorundayız. Karşı adalarla çok iyi ilişkiler kuruyoruz. Şimdi Rodos'la başladık. Rodos'la önce Muğla'yı bir kardeş yapacağız. Sonra ilçelerimizi diğer ilçelerle, diğer adalarla kardeş yapacağız. Ondan sonra onlarla ortak projeler üreterek bu barışı hep besleyeceğiz. Yani kardeş kent derken de karşı ziyaretten bahsetmiyorum. Yine ortak projeler neler? Mesela şimdi Kos'ta yangın vardı dün. Ben Kos Belediye Başkanı'nı aradım. Dedim ki ne istiyorsanız, ne arzu ediyorsanız bizzat da gelip yangın söndürmeye katılalım dedik yanınızda. Sağ olsunlar teşekkür ettiler. Bugün itibariyle söndü orası Allah'a şükür. Orada da şu anda e, her şey kontrol altında. Ama bizim bu günümüzde hem bölgesel savaşlardan hem afetlerden korunmak için işbirliği yapmamız elzemdir. Yani biz bölgesel veya uluslararası düzlemde yerel siyasetin e, kent diplomasisi potansiyelini kullanacağız Muğla'da. Bunları yapacağız. Daha çok işimiz var. Bunlar bunlardan sadece birkaçıdır. Halkımızın daha rahat yaşaması için, bu ekonomik şartlarda daha rahat etmesi için de yerel yönetim olarak elimizden gelen tüm desteği tarımımızdan çiftçimize, emeklimizden esnafımıza, turizmciğimize, iş insanımıza, e, herkese e, yine hissettirmek istiyoruz açıkçası. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ, sağ olun. olun.